Efendim, çok teşekkür ederiz kendilerine. Medcezir'de en sevdiğiniz sahne hangisi? Maria Nikolovska sormuş hem de. Gerçekten de. Medcezir'de en aklınızda kalan sahne hangisi? En etkileyici sahne. Çok komik olabilir ya da çok hüzünlü. Çok yakın zamanda çok keyifli bir sahne çektik aslında. Düğün sahnelerinde bayağı eğlendik. Evet. Düğün sahneleri. Evet, ha, düştü. Evet. Şeylerde var. Görünen görüntüler. Evet. Aynen. Öyle müzikli, danslı, herkesin kendini kaybedebileceği sahneler olunca bayağı keyifli oluyor. Peki sen şey sahnesinde çok yani öyle göründüğü için söylüyorum. Gerçekten çocuklar biraz sessiz. O hem de dibimde bayağı. Deli gibi sohbet var. Havuz sahnesi çok enteresan bir sahne değil miydi senin için? Evet, kesinlikle. Kimin fikriydi o? Yani yönetmenin fikri. Ece Örenç'in fikri. Ece Örenç'in fikri. Ya o işte çok acayip bir şey. Yani uçmak işte işin içinde uçmak herhalde böyle bir şey. Yani ben zaten Ece Yörenç'in o tarzını çok seviyorum. Duyguları başka başka ilk akla gelen halinin dışında göstermeyi evet. bize sağlıyor. O çok hacimli önemli çünkü, bir şey. Hacimli evet. kadın. Yani öyle tek boyuttan bakmıyor hiçbir evet. şey. Her tarafından bakıyor. Çok etkilendiğim bir sahne var mıydı? Çok. Bir sürü. Bir tane mesela. Ya ben geçenlerde böyle... Her zaman yayın saatinde izleyemiyoruz. Bazen sette oluyoruz falan. Şeyde çok eğlenmişiz. Taner'le bu Sedef'le ilgili konuşuyor Taner işte. Yani Mert konuşuyor. Ben de eve geliyorum yanlış anlıyorum Sedef'le konuşmalarını. Ve odaya dalıyorum böyle saçmalıyorum. Hı. Aman ha oğlum bak böyle şeyler olmaz falan gibi. Bu adam da o kadar güzel dinlemiş ki beni. Baktığımız zaman çok eğlendiğimiz çok sahne var. Yani bir evet. tarafında hüzün, bir tarafında gülmece. Ya ben çok, de öyle aklımda keyifli. Kalan çok, biz bir size aşık olduğu yapmıştık ya Meltem Cumbul'la evet, zamanında. Çok güzel. Yani süper harika işte. Harika bir işti o da. Yani onun için süper. O empatiyi kurmak hoşuma gidiyor sanatırken. Aynen. Aynen. Murat'ım ben sana de, bir soru var. Ben de bir sahneden etkilenmiştim. Hangisi? Barış abinin bir tane ilk galiba eşinin gittiği sahne böyle evden merdivenlerde iniyorsun. Göz yaşı öyle bir aktı ki inanamadım. Vah yaptım içimden yani. Sen nerede yaptın vah diye yani? Evde. Böyle olur olmadık bir yerde mi yaptın? Evde yalnızken. Evde. Sonra baktın mı kendine ben niye vah yaptım diye böyle bir... Yok yani. Yapmadım. Ben ama onların genel bütün dizinin komple bütününden ben böyle bir etkileniyorum açıkçası. Böyle acayip bir aurası Şebneme var. Şebneme de Can Gözapa da diğer bütün ekibe de buradan selam söyleyelim. Evet, yani hepsi Can abi yapıyoruz. De müthiş yani hepsi. Sana bir soru var. Ondan sonra Çağatay Ulusoy'dan gelen şey var. O videoyu göndermiş İtalya'dan bize. Onu yayınlayalım, reklama geçelim. Murat Dalkılıç'a diyor ki severek ayrıldığınız sevgilinizle yıllar sonra bir restoranda yan yana olan masalarda karşılaşırsanız onun yanında eşi ve ufak oğlu olduğu için yanına gidemiyorsun. Derken ufak oğlu sandalyesinden kalkıp koşmaya başlayınca annesi arkasından Murat gel buraya gel diye bağırırsa o an ne hissedersin diye sormuş. Bu nasıl bir soru? Ezgi A kişi. Adını da söyleyeyim mi? Hani bizden değil bir soru. Etkileyiciymiş hayal gücü. Evet. Ezgi öyle zannediyorum doyurucu cevabı almışsındır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.